Arkası Yarın. Arayış 14. bölüm. Eser Üstün İnanç. Senaryo İslam Gemici. Program yönetmeni Mehmet Köseoğlu. Seslendirme Neslihan Gürgün. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç. Efekt Haluk Kesim. Seslendirenler Serpil Oya Presçiler, Füsun Canan Kılıç, Abdullah Yılmaz Meydaneri, Anne Anne Tülay Duygulu, Serpil'in annesi Füsun Kokucu, Serpil'in babası İskender Bağcılar, Murtaza Efendi Doğan Bavli, Gülsen Berna Terzierol, Doktor İlhami Nihat Oktay, Tülin Aslıhan Gürgün, anlatan Haluk Kesim. Ben Serpil. Teyze kızım Füsun'la kardeş gibi büyümüş, aynı okullara gitmiştik. Ailelerimiz sosyetik bir hayat tarzını benimsemişlerdi. Anne ve baba sevgisinden mahrum büyüyen Füsun, başına buyruk yaşıyordu. Bense çevremdekilerden daha farklı düşünüyordum. En iyi anlaştığım insan anneannemdi. Bu arada fakülteden sınıf arkadaşım Abdullah ve nişanlısı Gülsen'le tanıştım. Onlarla güzel bir arkadaşlığa başladım. Birkaç ay sonra anneannem vefat etti. Anneannemin ölümü beni derinden etkiledi. Bunun üzerine örtünmeye karar verince evde kızılca kıyamet koptu. Ama kararımı vermiştim. Dinimizin emirlerine uyacaktım. Annemle ve Füsun'la yaptığımız kavgalar aramızdaki uçurumların daha da büyümesine sebep oldu. Ve evden ayrılmaya karar verdim. Bu durumu anneme söyleyince çok şaşırdı. Ertesi günde beni akıl hastanesine kapatmak için gardiyanlarla gelince evden kaçıp Gülsenlerin evine sığındım. Gülsen'in yanına geldiğimin ertesi günü anneme telefon ettim. Maksadım annemin düşüncelerini öğrenmekti. Murtaza amcayla konuştuktan sonra kliniğe gittim. Oradaki doktorlar beni çok iyi karşıladılar. Hastanedeki günlerim gayet sakin geçti. Bana yemek getiren hasta bakıcı Hatice Hanım'la dost olduk. Hemşirem Tülin namaz kılmaya başladı. Hastanedeki son günümde hem sevinçli hem üzüntülüydüm. Çünkü buradaki iyi insanlardan ayrılmak bana zor geliyordu. Ve hastaneden çıktım. Cebimde kapı gibi sağlam raporum, başım dimdik kalabalıkların arasına tekrar karışıyordum. Kendime güvenim tamdı. Ve iyice de bilenmiştim. Aradan birkaç gün geçti. Murtaza amca bana bir avukat bulunması gerektiğini söyledi. Ve hemen yakın bir arkadaşı olan avukatla beni tanıştırdı. Çünkü ailenin miras meselesinde ben de söz sahibiydim. Ve bu gibi konulardan anlamadığım için mecburen bir avukatın bana vekalet etmesi gerekiyordu. Ertesi gün annemle babamın evine gittim. Kızım, Serpil'im, hoş geldin. Hoş bulduk anne. Söz verdiğim gibi geldim işte. Fazla vaktim yok. Daha bir sürü işim var. Hemen konuşalım. Yani hiç değilse bu akşam olsun kalmayacak mısın? Üzgünüm ama hayır. Gerçekten çok işim var. İyi ama konuşacağımız şeyler öyle kısa zamana sığmaz ki. Olduğu kadarıyla konuşalım. Sonra tekrar görüşürüz. Önce şunu bilmek istiyorum. Bir miras meselesinden bahsetmiştin. Nedir? Dinliyorum. Tam da öyle değil. Ben sana kısaca öyle demiştim. Annem sana bazı tasarruf hakları sağlamış. Vasiyetnamesinde öyle yazılı. Gelirler ve mallar üzerindeki idare hususunda benimle teyzen gibi senin de bulunmanı uygun görmüş. Tamam. Hemen teyzemi de çağır konuşalım. Fakat teyzen Avrupa'ya gitti. İyi öyleyse biz konuşuruz. Olmaz. Nasıl isterseniz. Ben artık gideyim, geç kaldım. Seninle bunun dışında da önemli başka bir şey konuşmak istiyordum. Ne hakkında konuşacağız? Benim hakkımda. Kısa bir şeyse hemen konuşalım. Hayır, kısa değil ve çok önemli. Peki, o zaman başka bir güne bırakalım. Çabuk olması da şart. Olur, en kısa zamanda ararım. Anne. Efendim?
Yorgun ve sıkıntılı görünüyorsun. Çok daha beter. Geldiğinde konuşuruz. Sen bilirsin. Ver elini öpeyim. Hoşça kal. Güle güle. Annemin yanından ayrıldıktan sonra Abdullah'ın dedesi Murtaza amcayı ziyarete gittim. Beni sevinçle karşıladı. Anlattıklarımı dinledikten sonra Doktor İlhami ile karşılaştıklarını ve konuştuklarını söyledi. Bana sanki bir şey ima eder gibi geldi. Ama üstünde fazla durmadım. Fazla kalmadım Murtaza amcanın yanında ve Gülsen'in yanına döndüm. Olanları Gülsen'e de anlatınca gülerek hadi hayırlısı, sanırım Doktor İlhami seninle evlenmek istiyor dedi. Ne yalan söyleyeyim, fazla şaşırdım diyemem. Tabii ki bu fikrimi Gülsen'e söylemedim. Ha, bu arada anneannemin yakın dostu Hatice teyzenin evine taşındım. Çünkü Gülsenlerin evinde düğün hazırlıkları başlamıştı. Anneannemin mirası konusunda annem hiçbir şeye karışmıyordu. Fakat bu mesele yüzünden babamla aramda ciddi bir çatışma çıkacağını tahmin ediyordum. Bu yüzden babamla konuşmaya karar verdim. Baba, merhaba. Serpil, kızım, hoş geldin. Nasılsın babacığım? Seni çok özledim. Ben de seni özledim yavrum. Biliyorsun ki anneannem mirasında hak sahibi olanlardan biri olarak beni de göstermiş. Böylece ben de yetki sahibi oluyorum. Senin fikrin ne? Öğrenmek isterim. Şimdiye kadar ne bozukluk varmış ki düzeltilmesine gerek görmüş anneannen? Şimdiye kadar ben yoktum ama artık ben de varım. Şimdiye kadar sen yoktun da nasıl büyüdün? Bu yaşa nasıl geldin? Sanırım beni yanlış anladın babacığım. Tabii ki beni siz büyüttünüz. Öyleyse nedir bu afra tafra? Estağfurullah. Ben afra tafra yapmıyorum. Sadece anneannem bana bir görev vermiş ve onu yerine getirmeye çalışıyorum. Anneannenin kemikleri bile kalmadı. Zaten seni bu hale sokan da o değil mi? Baba rica ederim. Anneannem hakkında niçin böyle konuşuyorsunuz? Ne zararı oldu ki size? Daha ne zarar olsun? Kendine bir baksana. Seni öcüye çevirdi. Yani örtününce öcü oldum öyle mi? Evet öyle. Bu şartlarda seninle konuşamayacağım, özür dilerim. Peki peki, tamam. Tamam, sakin ol. Tamam. Söyle bakayım, benden ne istiyorsun? Şunu, kendi işiniz var. Anneannemin geliriyle bir vakıf kurmak istiyorum. Ya teyzenin hissesi? Onu tamamen ayırırız. Yani o hisseyi alıp istediği gibi harcayacak, biz de vakıf yapıp seyredeceğiz ha? Vakıftan size sabit bir gelir ayarlayacağım. Ya sonra? Ben bir şey istemiyorum. Ya annene? Ona da aynı şekilde sabit bir gelir bağlanacak. Peki kendisi ne diyor? Avukatımla yaptığı görüşmede kabul ettiğini söylemiş. Yani beni ve anneni maaşlı bir müstahdem yapıyorsun. Baba, sizin zaten kendi işiniz var. İhtiyacınız olsaydı böyle düşünmezdim. Vakıf çeşitli alanlarda iyilikler yapacak. Büyük hizmetler. Benim ihtiyacım yok ha? Güzel. Ben ne durumdayım sen biliyor musun? Piyasa ne durumda haberin var mı? Eğer o gelirler olmasaydı şimdiye kadar çoktan iflas ederdim. Madem öyle işinizi tasfiye edin. Vakıftan alacağınız parayla rahat rahat geçinirsiniz. Tamam, tamam. Bak Serpil, ben senin babanım. Şimdiye kadar senden hiçbir şey istemedim. Şimdi rica ediyorum. Bana maaş falan bağlatma. Yalnız bir miktar nakit ver. Ne kadar? 100.000 Amerikan doları. 100.000 dolara? Peki neden dolar olarak istiyorsun babacığım? Enflasyon denilen canavardan korunmak için. İyi ama o zaman mal satmak icap eder. Sat o zaman. Sonra? Sonrası bu. Başka para istemem ve senin istediğin gibi her hareketi de yaparım. Anneme sormalıyım. İyi sor. Herhalde bunca yıllık kocasını kıracak değildir. Tamam tamam sorarım. Şimdi müsaadenle babacığım. Daha sonra yine gelirim. Peki görüşürüz. Babamla yaptığım konuşma canımı oldukça sıkmıştı. Ancak üstünde fazla durmadım. Aradan birkaç hafta geçti. Sıra Gülsen'le Abdullah'ın düğün törenlerine geldi. Düğüne annem Füsun, Hatice teyzelerin ikisi, Doktor İlhami ve Türin hemşire de geldiler. Güzel bir düğün oldu. Murtaza amca düğün esnasında annem ve Füsun'la sohbet etti.
Düğün bittikten sonra Murtaza amca, beni iyi dinleyin. Bir gün gelecek, Füsun Hanım Müslüman olacak. Hem de Serpil kızımdan daha iyi bir Müslüman dediğinde kulaklarımıza inanamadık. Çünkü bu duruma hiçbirimizin inanası gelmiyordu. Hatta ben içimden reddetmiştim bile. Birkaç gün sonra Gülsen'le konuşurken bana Doktor İlhami konusunu açtı. Ben de şu anda evlenmeyi pek düşünmediğimi söyledim. Gülsen bu duruma pek şaşırdıysa da belli etmedi. Abdullah'la Gülsen minicik bir apartman dairesi kiralamışlardı. Evin içi kitap doluydu ve içeriği tam bir Müslüman evi gibi döşemişlerdi. Kısacası huzur bulacağınız, mutlu olacağınız bir yerdi Abdullah'la Gülsen'in evi. Bir akşam ben, Murtaza amca, Hatice teyze misafirliğe gittik. Nasıl bir hayat yaşadıklarını doğrusu çok merak ediyordum. Arayış adlı oyunumuzun 14. bölümünü dinlediniz. 15. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.